Saygıdeğer izleyici hoş geldiniz. Europa Universalis 4 oyununda yeni bir video karşınızdadır. Efendim, ülkeden ülkeye nesil bunlar serimiz orijinal Gamble Felix'in sizlere sunduğu 4. sezonuna geldi ve bu da 7. bölümü oluyor. En son Bunyoro isimli kabile devletiyle Rönesans ilan edelim, teknoloji kasalım. Bu coğrafyada büyük bir hakimiyet kurmaya çalışalım diye hedeflerle ilerliyorduk. Biraz da ara verdik. Hem zaten sizlerin yorumunu bekliyordum hem de bir felaket oldu biliyorsunuz. O felaketten sonraki ilk videomuzdur. Osmanlı serisinde birkaç bölümü yine önceden çekilmişti. Onlar yayınlanacak. Yayın programımız, video yayın programımız bu videoyla beraber eski sistemde tekrardan başlayacaktır. Şimdi ne yapalım? Buradan o zaman anlatmaya başlayalım. Bu bilgilendirme kısmından sonra. Saygıdeğer, muhteşem, değerli, şu arkadaşla bir savaş açma ihtimalimiz vardı. Hak iddiamız tamamlanmış. Onu hemen harekete geçirelim. Keza şu vatandaşa da dalma şansımız var ama şimdi öncesinde birkaç bir şey yapalım. Şu sur masraflarını bir açalım önce. Ondan sonra ordu masraflarını açalım. Bir tane isyan çıkartalım, şunu alalım gidelim. Yapacak bir şey yok. Yoksa bu bizi gebertecek. Onun dışında ne diyebilirim? Ha, yani Rönesans'ı da basmaya çalışacağız. Tabii bu, ben Osmanlı bölümlerinde de ifade etmiştim. Burada da ayrıca ifade etmek gerekir. Development bastık sürekli. Şimdi bu işte altyapı geliştirme muhabbeti. Bu 1.33 sürümünde gelmişti diye hatırlıyorum. Ama son derece zayıftı bu sistem. Yani harcamalarınız neredeyse döndüremiyordu bile puansal indirimler açısından. Buna çok ciddi bir buff getirdiler 1.34'te. Tabii bunu bir oyun stratejisi olarak ortaya koymadığımız için basmadan ilerlemiştik. 15, 30, 45, 60 şeklinde 15'er 15'er artarak giden %25 indirimler alabileceğiniz, tabii bunun dışında katkılar da var. Çok önemli bir seçenek haline geldi bu. Bunu uygulamamız lazım. Şu an burada ifade edeyim. Seviye 1'den basma şansımız var. Böylece 130 civarındaki puan harcamasını 100'e kadar indirmeyi başardık. 100 admin puanı harcadık tabii öyle bakarsanız ama totalde işte bu development'ları arka arkaya yükseltirken diğer puanların harcaması biraz daha az olacağı için hem daha rahat Rönesans'ı kasabiliriz hem de işte bu tall play diyorlar ya buna, hani ülkenin development'ını geliştirerek büyüme, o tarzı daha iyi bir şekilde sahaya yansıtabiliriz diye düşünüyorum. Kaldığımız yerden ufak ufak devam edelim. Bakalım neler olacak. Hem bu macerada da bu stratejiyi iyice oturtmaya çalışırız. Çünkü uzun zamandır zaten doğru düzgün, ya da uzun zamandır değil, oyunu oynadığım ilk başlardan beri doğru düzgün development kasmaya yönelik maceralarımız olmuyor. Bir tane Hollanda serimiz vardı. O da modluydu. Onun dışında yani development kasmayla uğraşmıyorduk. Çünkü genişlemek daha büyük bir avantaj getiriyordu oyunda. Ve development kasmak da çok maliyetliydi. Ya puanlar birikirse hadi harcayalım kardeşim dediğimiz bir işti ama tabii bu mekaniği kullanarak çok daha iyi avantajlar elde etme şansımız var. Tabii burada her ne kadar ciddi bir buff almış olsa da %25'lik indirim daha da arttırılabilirdi aslında. Seviye arttıkça işte birinci altyapı seviyesi, ikinci altyapı seviyesi, üçüncü altyapı seviyesine istinaden kademeli bir şekilde daha da yüksek seviyeler, atıyorum yeri geldiğim %50'lik ekstra indirim alabileceğiniz, ki seviyesi çok fazla olması lazım. Çok ciddi kazanımlar elde etmemizi sağlayabilirdi bu şey kısmında ama o sabit bir şekilde gidiyor maalesef. Ver bakalım production'ı. Bir tane daha borç alacağız gibi, sıkıntı değil. Bunlar savaş yapmadı değil mi? Ha. Ben şimdi sana dağılacağım saygıdeğer dostum. Sen merak etme, 3 seviye surun var. Kendisi de burada savaşta. Ben önce bir şu isyancıdan kurtulayım. Bunun işini bir çözerim. 12.000 asker bu arada. Tam bir terminatör kendisi, bravo. Şimdi bir bastıralım. State Core mevzu var. Bunu da yapabiliriz. Sıkıntı yok. Tamamdır. Çok güzel. Çok fantastik bir olay bu. Öbür taraf da tamamlanmış. Güzel.
Birisi benimle dostluğunu bozacağını söylüyor. Bu Soga. Ney? Benden nefret ediyormuş. Güzel. Etinle budun ne alçak. Senin haddin midir bre gafil? Beni düşman belirlemek. Terbiyesiz adam. Encore base taxi 7 olsun mu? Encore neresi oluyor abi? O bir taraf. Ya da manpower yükselsin mi diyor. Workshop vesaire bunlar olabilir. Onun dışında senin sorunun var, evet. Doğru. Doğru. Bir borç daha aldık. Ha. Sen buradasın. Bu da savaşı bitirdi. Tam da bu sırada aslında dalabiliriz. Busoga savaşa geleceğini söylüyor. Ama Busoga savaşa gelirse benim düşmanlarım, tamam mı? Buha yanımdaki. Tamam. Onun dışında yapacağım bir şey yok. Güzel. Şöyle bir şey yapsam. İkisini birden bunu da savaşa çağırsam. Bir faydası olur mu acaba? Çağırmasam da olur gerçi de. Yani gerçi. Dur gelmesem bir. Önce şuna saldıralım. Bu masraflarını da kapatmış hemen. Savaşa gelmek istiyor fakat. Ama biz 25'inde. Aslında bunu ayın başında başlatmak lazımdı ki. O zaman daha rahat bir şekilde kuşatma şansımız olur da dur bakalım. Muharebeyi hemen kazanmamız gerekiyor. Hadi be. Tüh. Yani çok az bir farkla kaçırdık ama neyse, sorun değil. Surlara bir tane vuralım. Ondan sonra şu arkadaş kaç kişiyi şuraya taşısın. Asker limitleriyle alakalı sorunlar vardı. Biraz daha toparlamış durumdayız. Şimdi işte Bunyoro'nun elden geldiğince kasacağız. Teknolojik olarak baktığınızda seviyemiz fena değil. Askeri olarak gayet iyi durumdayız. 9'a geçmiş adam var burada. Kilva. Bravo. Onun dışında indirimlerimiz var dedik. Bunlara basabilirim. Bir an önce saygıdeğer, muhteşem, değerli indirimi almak için. 45'te bir tane daha var. 138 oldu bakın. Yani işte bunu biraz daha seviyeye bağlı olarak güçlendirseler daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Mevcut koşullarda, ama yani şu anki hali bu. Saygıdeğer, muhteşem, değerli mekaniğin. 7 duka civarı bir gider var. Tebrikler. Problem değil. Batmadığın sürece ekonomi para oyunda çok kritik değil, biliyorsunuz. Önemli olan batmamak. Buradaki tek kriterimiz bu. Başka insan gücü kayıplarımız var. Zamanla toparlanabilir. Şuradan geçiş yok gerçi ama. Önemli değil. Kazan ve savaşta onu kuşatmakla uğraşmasak iyi olur diye düşünüyorum ama. Şimdi tabii yeni sistemle birlikte yapay zeka teslim olabiliyor. Ben de daha fazla savaşmak istemiyorum diyor. Bayrağı çekiyor, bitiyor. Öyle yaparsa çok iyi olur bizim için. Bunu buradan gidişi nasıl yoluyor peki? Ha iyi. Başıma iş çıkarma da şimdi. Abuk subuk gidip. Bunu da çekebiliriz. Başka şurada hak iddiamız var mı? Yok. Yapalım. 5 duka gider var. Fantastic. Rönesans'a ne kadar kaldı bunun orada? Daha bayağı var. Tabii bu otomatik artmıyor. Otomatik artmadığı için. Aa. Kazan ve kuşatma altında. Ben şehri düşürürsem acaba Beyaz Barış'a razı olur mu? 3 tane savaşa girmiş zaten adam. 6 skor var gerçi. Razı değil. Ordusu var elbette. Ordusu olduğu için zaten istekliliği devam ediyor kendisinin. Şu adama savaş açsam dostu geliyormuş yanında. Peki. Bir borç daha aldık. Problem değil. Kazembe savaşı terk etsen çok mantıklı olur bence saygıdeğer dostum, ama sen bilirsin. Ve bizim ordumuz da tabii şeye gidene kadar bayağı bir problem yaşıyor. O da güzel. Bunu yükseltmeye çalışalım. Bu tabii buradaki bina şeyler, ürünler çok getiri sağlamıyor. Para anlamında, ama sorun değil. Kaç oldu burası? 44. Bir seviye daha basıp ondan sonra expand yapabiliriz bir seviye daha. Saygıdeğer dostumuz.
Ha bu arada savaş bitmiş bu tarafta. Tekrar gidelim. Orduyu bu yere, yani buraya bir yere getirse aslında çok güzel olacak da işte yapay zeka sağ olsun uğraştırmayı seviyor. Böyle şeylerde. 4 duka ben şu anda surlara para ödüyormuşum toplamda. Ticaretten de para gelmiyor doğru düzgün. Tam fantastik bir olay yani. Ha bu arada teslim oldu ama güzel. Şimdi ben seni fethetsem nasıl olur? 60 Power Projection puanımız var. Şimdi uzun vadeli Power Projection kazanabilmek için aslında burada şey yapabilirsin. Yemiliye çakarsın. Toplam kaç verecek? 41. Bu ülke uzun bir zaman ekstra puan olarak yolculuğuna devam edebilir ki bu büyük bir avantaj olur bizim için. Bir de bu düşmanlıktan da düşecektir yüksek ihtimal. O yüzden uzun vadede iyi bir puan getirisi olacak. Development kasmaya çalışan ülkeler için gayet avantajlı bir seçenek oluyor bu. O yüzden %100'e tamamlanabilirdi ama sıkıntı değil. Şunu artık yıkabiliriz. İki tane yan yana kaliteli surumuz var. O çok kritik değil artık. Masrafları kıssak nasıl oluyor bakayım? Yani idare ediyor. Bir de development'ı biraz daha geliştirdik mi tamamdır. Bu arada şu herif benle dostluğu bozdu. Kendisini tebrik ederim. Bir tane de ona Spy Network atalım. Bu kim bu arada? Favor. Bir anında favor kasmışım. Güzel. Başka bunlar zaten bizim core topraklarımız. Tamam, sıkıntı değil. Başka burada ne yapacaktık? Efendim. Bunun bir seviye arttırılması lazım. Tabii admin puanı vesaire yok. Yani dediğim gibi şu kademeli olarak arttırılırsa daha güzel olacak aslında development meselesinde. Bir de en çok istediğim şey yani şu development çalma hikayesinde şehir seçebilme gelmedi bir türlü. Yani şunları ekleseler harika bir iş olacak da maalesef yapmamak konusunda ısrarcılar. Saygılar muhteşem değerli Paradox Suyması. Text modifiyesi alsak ne olur? Ya da sur masrafı indirimi alsak ne olur? Text'ten ciddi bir gelir elde ediyoruz. Tamam, onu biraz daha arttırabilirim şu aşamada. İnsan gücü çok şey değil şu an için. Paralı asker vesaire idare ediyoruz zaten. Sen şöyle geç. Ve bir seviye daha seni yükselttim. Şunu aldım. Puan geldiğinde yükseltmeye devam ederiz. Rönesans'ı tamamlamak üzereyim. Altın çağı ilan edip ondan sonra efendim Rönesans'ın da indirimleriyle vesaire çok rahat bir şekilde genişlemeye çalışacağız. Teknolojik anlamda gelişmeye keza. Biraz daha hızlanalım. Buha bir savaş açmış şu adama. O Eclipse Rival oldu değil mi? Şu neydi abi? Karagve. Ya, tamam işte. O hemen olur zaten düşer. Şimdi bu alçak devlet benim hedefim. Buna da dalabiliriz. Aslında onun orayı fethetmesini de bekleyebiliriz. Bu da bir başka stratejiydi. Yani yapay zekanın burayı fethetmesine izin veriyorsun. Şurada da benzerini yaptık. Burada da aynısını yaparak rahat rahat hem Humiliate'den dünyanın puanını alırsın. Hem de böyle bir olay işte. Interest'e çok para ödüyormuşuz 1,35. Abi yalnız arka arkaya yok onu ver yok bunu ver. Oho, sen bizi mahvettin ya. Şimdi bir de ben bunlardan mı borç alsam? Bunlardan borç almadık. Şu yüzde şeyleri düşürürüz. Zaman içinde kapatırız bunları. Gelsin bunlar da. Efendim. Bunlardan borç almak daha mantıklı. Bak mesela geliyor ya bunları öde şimdi. Fantastik. Başka. 20 duka 20 duka. Borçlar bir şey değil ya. Onun dışında Rönesans şu an 66'da. Bayağı bir puan basmam lazım. Hükümdarımız kaç yaşında? 54 yaşında. Acaba ömrü yetecek mi? Kendisinin. Çok güzel. Yani borcun özellikle yüksek maliyetli kısmını kapatıyoruz şu anda. Arka arkaya hamlelerle. Bu herifin başka dostu var mıydı? Kazembe var. Şu iki surun masrafını açsam çok kritik olmaz herhalde. Buradan sonra çünkü hemen savaşa gireceğiz. Hazır olması lazım. Şurayı fethetsin. Efendim savaşı açarız hemen. Burada bir akit yapacağız keza. Bunda da.
Denk gelirse 30 puanı orada da bir akıttiyası yaparız. Sıkıntı değil. Başka? Şimdi şuradaki development cost indirimleri devam ediyor. Tabi bayağı bir puan basmam gerekecek de. Admin puanını gerekirse bekletebiliriz bu aşamadan sonra. Bakın 60 seviyesinde yine %25 indirim var. Bu dediğim gibi yani biraz daha arttırılsa daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Açıkçası değerlendirilirse. Bu arada geliştirici günlüklerini takip ediyor musunuz bilmiyorum. Ben de öyle bir bakıyorum. Yayınlanıyor çünkü. Hani demiştik ya şöyle bir şey yapsalar devleti Rum için gayet iyi olur diye. Moskova için yapmışlar saygıdeğer izleyici. Moskova 3. Roma'yı kuracağım ayağına Balkanlardaki kültür gruplarıyla şey yapıyor. Ortak kültür oluşturuyor. Görev tamamlaması karşılığında. Şimdi benim anlattığım şey de devleti Rum da öyle bir proje zaten. Yani sen İtalya'yı fethedip zaten bir kere bizim kültür grubumuzun değişmesi lazım. Balkanlarla birleştirilmesi lazım. Bunu kenara koyduk. Bir de sen İtalya'yı fethederek, seninle alakası olmayan bir coğrafyayı fethederek bir devlet kuruyorsun. Yani bazı şeyleri çok fazla anlatmadığımızda şey biraz da hani insanlar artık belli bir seviyeye geldi. Hani anlatmadan da geçebiliriz diye düşünüyorum ama eksik kalıyor işte. Anlaşılmıyor. Şimdi bak diyorum ki İtalya'yı fethederek bir devlet kuruyorsun. Kuruyorsan orada bir kültür inşası da gerekiyor. Ortak bir kültür inşası. Sadece kabul eden kültür yapmak çok mantıklı bir seçenek değil. Dolayısıyla bunu beklemesem mi acaba? Bir tane daha ittifak kurmadan dalayım ben buna ya. Dalayım gideyim. Bunda hak ettiğim de yok gerçi. Ya 30 puan bu kimlerle dost olabilir? Ya da olsun ya. Beni düşman ilan etti. Kongo'yu yanına çekerse durduk yere başıma sur çıkacak çünkü ondan diyorum. Öbür tarafta bir alakasız bir devlet. Buna bakayım. Neyse sen şunu aç boş ver. Azıcık puan verir, savaşın uzaması işimize yaramaz. Bir de durduk yere başıma iş çıkmasın. Bu da birinci seviyemiş, güzel. Yani velhasıl onu demeye çalışıyorum. Ortak bir kültür inşa ettiğimiz için orada İtalyanlarla bir kültür birleşimimizin olması lazım. Devlet Rum'a yakışacak bir mekanik olur o. Moskova'ya yapmışlar. Tabii işte diyorum ya bu güncelleme kim bilir ne zaman çıkar. O güncelleme çıkması için tabii daha birçok devleti güncelleyecekler, onları söyleyecekler. Bir de üstüne dengelemeleri lazım. Şu anki söylediklerini öyle... Bunlar son halleri değil. Daha çalışılacak üzerinde o paylaştıkları geliştirici günlüklerini. Bunlar da bir yetişecek mi bize? Yok. Güzel. Hristiyanlık geldi diyorsun. Fantastik. Bu ne bu arada? Ondan mı geliyormuş? Anlıyorum. Tövren Sokratik. Tamam. Buralarda mesela yeniden mekanik eklense çok iyi olur. Bunlar çok eskinin mekanikleri hep. Böyle bir hikaye var burada. Alakasız bir devlet. Geldi bizle uğraşmaya. Bunu şey et. Geç böyle. Sen oraya mı çekildin? Nereye çekildin acaba? Sizler de yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Ne düşünüyorsunuz? Bu yeni güncelleme ile ilgili. Ben merakla bekliyorum dediğim gibi. Özellikle güzel şeyler var. Aa, paralı asker almış. Vay be. Vay alçak vay. Yalnız burada hemen bir çözüm üretmemiz lazım. Morali toparlayacak. Buna bir komutan verelim. Ha, fena değil. Onu hemen yenmemiz lazım. Alır mı? Alır işte. Paralı asker her zaman almayacak diye bir şey yok. Şunun arkasından gönderelim. Morali karşılıyor mu? Yetseydi iyi olacaktı ama kurtarmadı. 3 Mart. Ha iyi. Yani morali almadan dalayım dedim de. Neyse sorun değil. Şimdi saygıdeğer izleyici sizi de buraya çekelim. Ne kadar borcumuz var bizim toplamda? 520 lira. Problem değil. Rönesans için
Rönesans'ı içmeyin kardeşim. Rönesans'ı niye içiyorsunuz? 60'ta basabileceğiz bir kez daha. Buraya bir gelelim. Önce bir garanti olsun şu kuşatmamız. Ya da burada bir yerde de bekleyebilirsin. İnsan gücü sorunu var paralı askerin. Güzel. Kovmam gerekebilir zaten kendisini. Başka burada ne diyebiliriz? Bende bir hak iddiası. Var mıymış? Ha. Aynen güzel. Şimdi bunu dediğim gibi başka bir dost edinse durduk yere başımıza iş çıkacak. Yorulacağız. Gerek yok böyle bir şeye. Bir tane admin asker puanı bastık. Tamamdır. Rönesans geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Ne kadar para istiyor Rönesans için şu anda? 90 duka mı? Vay arkadaş. Ben astik bilmem kaç. Hükümdar ölmeden şunu ilan edip altın çağı yapsam harika olacak aslında. Şu an için yapmamız lazım. Hızlıca parayı ödememiz lazım. Buha devleti, senin sonun geldi. Seni fethedeceğiz. Hiç şey yapmaya gerek yok. Direkt. Yani tek toprak bırakayım falan diye. Çünkü zaten adamlar ulaşamıyor bölgelere. Sizler buraya geçin. Takip edelim bakalım saldırı var mı? 6K 7K civarı askeri var adamın. Sen yalnız şurada bak, burada biraz yavaşlamamız lazım işte. Sen dur. Arka arka isyanlar doymuyor. Saygıdeğer dostumuz. Biraz durabilir misin acaba? Burada mesela koloni fikri işe yarar. Bayağı bir toprak kolonileştirirsin ki verimli topraklar da var burada. Getirisi olan yani. Normalde tercih etmesem de işte bakayım şimdi ne almış bu, din almış. Buraya bir exploration fikir konabilir. Aslında exploration çok iyi bir fikir olmuyor böyle devletler için de. Diplomatik bir fikir olduğu için tercih edebiliriz. Onu da gerçi hemen şey yapmayız. Sadece kolonisti almak için açarız. Alçak paradoks firması bilerek bunu buraya ekliyor ki bir tane puanı ekstradan harcayasın diye. Şuraya bir tane kolonist alırsın. Tık tık kolonileşmeye çalışırsın. Burada zaten neredeyse hiç koloni yapılmıyor. Yapay zeka devletçikler yapmadığı için. Yavaş yavaş bile yapsan olur. Yani illa fikri bitirmene gerek yok. Demeye çalıştığım şey bu. Bu arada anlaşmaya razı görünüyor alçak devlet. Şu adam devletinin yarısını işgal edeceğim ama 25 duka. O da para değil gerçi. Bakayım. 8 duka veririm diyor. Ya ben. Gel bakalım. Şimdi seninle de anlaşalım. 95 duka. Şöyle bir. Güzel. Evet. 120 duka ile birlikte efendim bu arkadaşımızı da halletmiş durumdayız. Hayırlı uğurlu olsun. Aa, bir dakika ama. Bunun puanını düşürelim. Biraz daha indirim yapma şansı veriyor. Şimdi artık bu embrace işlemlerini bekleyeceğiz. Biraz uzun sürecek ama yapacak bir şey yok. Saygıdeğer Rönesans'ın embrace'i. Kaç? Evet, Bunyoro Rönesans'ı aldı diyor ama state'ler diyor embrace etmedi. Onların embrace etmesi biraz uzun sürecek. Ama yapacak bir şey yok. Gerçi şöyle bir şey var. Yani state yapmasaydım aslında olurdu. Bu state'i biraz erken yaptım. Limit falan alacağız yani. Ama tabii onayladığınız için Rönesans'ı çok hızlı bir şekilde yükseliyorlar zaten. State topraklarınız. Yani en geç 4 yıla kadar Rönesans'ı ilan etme şansım var ve altın çağı da ilan edebilirim. Tek buradaki isteğimizin hükümdarımızın ölmemesi gerekiyor. Şimdi burayı state yapmazsanız problem yok. Burayı state yapmazsanız. Gerçi yapsan da problem değil. Yani o gene alacak da. Gene alacak da. Yine de işte şey etmek iyi olabiliyor. Siz böyle gelin. Acelemiz yok diye bekleteceğim şimdilik. Bir de bu bina yapma mevzusu var. Masrafları kısabiliriz. 15.000 limit var ülkede. Azıcık para yapalım değil mi? Zengin olalım. Şunun ateşkesim ne zaman bitiyor? 19 Mayıs. Güzel. İşte dediğim gibi bir tane koloni fikri alıp buralara zıplamak gerekiyor. Halihazırda. Ben zaten fethedeceğim yerleri fethettim yani mevcut koşullarda.
0-5-4. Çok iyi değil ama yapacak bir şey yok. Vatandaşla ilgili. Mayıs demişti değil mi? Vakit geliyor aslında. Bunun dostu şurada bir devlet. Tabii burada şey yapabilirsin. Biraz fazla agresiflik almayı göze alarak, ki alırsın da çok sıkıntı değil bu. Hali hazırda benim burada agresifliğim çok da yok zaten. Bu arkadaşı vassal alırsın savaşta. Ondan sonra buralarda genişleme şansın var. Zıplayıp. Tek sıkıntı 3 seviye sur olması, problem değil ama yine de yani hallederiz. Bunları açalım. Ne kadar askeri var bunun? 6000. Tamam. Sen gel böyle. Bunları birleştir. Ve şu arkadaşa bir tane şey atalım da aradan çıksın. Nisan ayı. Mayıs 1519. Ateşkes bitti. Hemen dalıyoruz. Savaş lideri yaparsan lüzumsuz ya, dünya devletleri gelecek. O yüzden buna dal geç direkt. Bir seviye sur değil mi burası? Oraya sadece paralı asker bıraksak olur aslında. Paralı askerin biraz kaybı var sadece. Şuradan hemen kuşatılmasının bir acelesi yok. Mesela insan gücümüz var. Bir borç alma ihtimalim var. Buna istinaden bir tane asker alayım. Gerçi 3 seviye sur olduğu için mecburen götüreceğiz adamı. Ha, şu da var. Yani ne zaman kuşatılsa o zaman iyi yani. Bir de ben topçu mu kaybetmişim şeydeyken? Topçu lazım bize. Bu biraz enteresan oldu. Bunun hepsini götürmeye gerek yok bu arada. Sadece topçuları bıraksak olur. Bu enteresan oldu yalnız. Bize bir tane topçu lazım abi. Net. Abi oraya gönderdiğim asker birisi topçu birisi. Ama ya. Buzinza'da isyan çıkacak. Buzinza burası. O otomatik onayda istikrar var. Şunu şey etmesi daha iyi olacak da. Arka arkaya kötü event yağıyor bu arada. Güzel. Şunu bir süreliğine idare edebilir miyiz? Ne yapalım? Bunun masrafını kapatayım. İstikrar kaybetmek de istemiyorum aslında. Borç da almayayım diye uğraşıyorum fakat isyanda mecburen borç alacağız zaten. Tamam. Bunu şöyle yaptık. Burada da 7000 religious ayaklanabilir. Şuraya geçerlerse problem yok. Burada bastırırız onu. Veya sen bastırmak ister misin benim isyancım alçak? Bunu buraya çek. Sözde şey yapacaktık, topçu alacaktık. Hale bak ya. Bunu seçme. Şöyle bir dur bakalım. Yaşa şunu bastırsam be ha. Ben geleyim buraya. Şehirlerimin yurt olmasını engellemeye çalışıyor alçak. Şuraya geçse aslında isyancı ona saldırabilir. Ve kıpırdamayacak gibi. Bakalım. Oğlum bu kaçıncı? Yavrum. Neyse otonomi indiririz. Bakalım saldırı istiyor. Teknolojisi kaç bunun? 6. Güzel. Yavuttan bir ordu. İşte bir tane topçu lazım bana. Şu adamı vassal almak için. Özellikle. Geç böyle. Rönesans için daha şeyler tabii 22 diyor değil mi? Daha çok vakit var. Bunlar da kıpırdamadı, orada kaldılar. Çok enteresan. Buraya geçselerdi daha iyi olacaktı aslında. Şimdi sizin buraya geçmenizi isteyeceğim ama topçu olmadığı için surlara uğramayacağız. Sorun orada. Bana bir tane topçu lazım. Efendim, askerleri kalmadı diyerek 2 dakika burada surların masraflarını açalım. Yani masraf vermeyelim. Bir tane topçu alacak kadar bir paramız olsun.
Gidelim sura vuralım. Vassal alalım abi alça. Şunu da böyle bir işlem olsun. Güzel. Tabii asker basacak o. Yapacak bir şey yok. Saygılar dostumuz. Bu arada hükümdar iyi yaşadı ha. Şimdi bunu söylüyorum. Birazdan ölürse demeyin Uğur Bey yine konuştunuz, başınıza iş çıkardınız diye. Şimdi bir saniye. Bunu vassal aldığımda ne oluyor? Evet, kudurmaya başlıyorlar. Agresifliğin düşüşü çok mu kritik derseniz aslında değil. Aslında değil. Sonuçta burada iki devleti arka arka yuttum mu geriye bir iki devlet kalıyor. Bir şey yok orada. Şu bonusu, Terrain kapital bonusunu verse bu bölgede benim Terrain'imdeki şehirlerden var. Var. İşte buralarda ciddi bir zafer elde etmeme yardımcı olabilir. O yüzden seni... Ha, almışım zaten, pardon. Çok pardon. O zaman... Tax... Şey değil. Aggressive Expansion. O zaman. Masrafların alınması mevzusu. Alalım mı, ne alalım? Gerçi teknoloji var. Kalsın. Burada altın var mıydı ya? Saygılar olsun. Ekonomiye basmadım mı? Güzel. Altın, altın bu tarafta ya. Altın orada yok. Burada altın yok. Güzel. Problem değil zaten de. Hop. Ya abi, öldürmeseydin. Alçak. Tüh. Çok güzel gidiyorduk aslında. Neredeyse Rönesans'ı da halledecektik. Altın çağı ilan edecektik. Neyse artık. Buradan sonrası yapay zekanın kendi karar vereceği bir kader olacak. Ve o zaman geçelim bizim saygıdeğer, muhteşem, değerli ruletimize. Bakalım sıradaki ülke hangisi? Abi ben bunları ayarlamamışım ya. Bu 100-2800 müydü? Böyle bir şeydi galiba. Testim bakalım. İlk sıralardan bir devlet verirsen sürünüyoruz bir süredir. Saygılar dostum. Güzel, şöyle bir üst sıralardan bir devlet ver de biraz şöyle bir aksiyon işlediğimizi arttıralım. Bak 13 lira geldin. Oğlum biraz daha yukarı git. 23 ne? Alçak ya. 23. sırada bakalım kim var. Önümüzdeki bölümde oynayacağımız ülke belirleniyor. 23. sırada Mahra. Mahra bu şey değil mi ya? Afrika şey Arabistan tarafı. Yaşıyormuş bu. Hayda. Çok zayıf bir devlet oluyor bu. Mahikan mı? Oo, paraya bak yalnız adamdaki. Zengin devlet çıktı. Güzel. Evet. Gerçi yani bayağı bir toprağı kontrol ediyor da. Evet. Önümüzdeki bölümde efendim. Oha, bunda da bayağı para. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Bu paraları nereden buluyorsunuz siz? Zenginliğe bak. Alçak. Dostunu mostunu inceleyelim sizle birlikte önümüzdeki bölüm. Efendim izlediğiniz için teşekkür ederim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşçakalınız.